Mütevazı Lezzetler mutfağından selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde Selanik esintileri taşıyan bir köfte tarifimiz var. Yokluk köftesinin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz gerekli malzemelere bir göz atın. Bir adet bayat ekmek, bir adet patates, bir adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 200 gram orta yağlı kıyma, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz ve kızartma yağı. Evet, yokluk köftesi için gerekli malzemeleri biliyoruz. Bol miktarda ekmek kullanacağız kıymaya oranla. İlk işlem olarak bütün bayat ekmeğimizin dış kabuklarını alacağız. Önce birkaç parçaya keselim. Kabuklarını çıkardık. Daha da ufak parçalara böldük. Şimdi doğal olarak yumuşatmak istiyoruz. 2 tane yumurtayı kırıyoruz. Önceden rendelediğimiz soğan ve patatesi de ilave ediyoruz. Ve yumuşayana kadar doğruyoruz. Çok güzel yumuşadı. Şimdi tuzu, karbonat, kimyon, tarçın ve karabiberden oluşan ve karbonattan oluşan baharat karışımımızı da ilave ettik. Selanik mutfağının en tipik baharatı tarçındır. Onun için her et yemeğinde karşılaşırız tarçınla. Şaşırmamak gerekir. Baharatlar da güzel karıştı. Şimdi az miktardaki, yani 200 gram civarındaki orta yağlı kıymamızı ilave ediyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Un olarak zedelenmesin diye yeşilliklerimizi atıyoruz. İnce kıydığımız dereotu ve maydanozu ilave ediyoruz. Dengeli dağılacak şekilde yoğuruyoruz. Birkaç dakika fazla değil. Şimdi artık şekillendirme zamanı. Yani çok az kıyma olmasının nedeni savaş yıllarında geliştirilmiş bir tarif. Şöyle iri bir ceviz kadar alıyoruz parçayı. Yuvarlıyoruz ve hafifçe bastırıyoruz. Normal köfteden biraz daha iri köfteler yapıyoruz. Artık kızartmaya gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Çok fazla değil. Şöyle 1 santim kadar yağ bırakıyoruz. Ve ısınması için kısa süre bekliyoruz. Yağ ısınmaya başladı. Bir tane atalım. Özellikle cıvık bir köfte. O yüzden yağın güzel ısınması gerekecek. Hepsini attık. Zannediyorum 2 tava olacak. Kızarınca çevireceğiz. Köftelerimiz güzel kızardı ve karbonatın etkisiyle de fark ettiğiniz gibi kabardı. Şimdi kızaranları sırasıyla yağdan alıyoruz. Yokluk köftelerimizin tümünü kızarttık. Bir servis tabağına aktardık. Artık yememek için bir sebebimiz yok. Afiyet olsun. Mütevazı Lezzetler mutfağında gene yapımı oldukça kolay, lezzetli bir tarif paylaştık. Yokluk köftesinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.